Anlamıyor. 5 yıl öncesi veriler ile yasa tanımaz bir tutumla 4 işleme takla attırarak enflasyon oranlarını belirleyip işçilerin, emekçilerin ve emeklilerin cebinden, sofrasından besmele ile çalıyorlar. Evet dostlar, TÜİK'e göre doktor muayenesi 34 liraymış. Yahu bu parayla bir kutu ağrı kesici bile alınmaz. Kiralar 5844 liraymış. Bu parayla çadır bile kiralayamazsınız. Ekmek arası et döner 77 liraymış. Allah aşkına etrafınıza bakın. Bakın hemen orada karşımızda bir fiyat listesi var. 77 lira görebiliyor musunuz? Yarım ekmek arası et döner 77 liraymış. Bitmedi. TÜİK yalanlarına devam ediyor. Un 77 lira, gerçeği 82 lira. Dana eti 433 lira, gerçeği 610 lira. Peynir 147 lira, gerçeği 295 lira. Zeytinyağı 113 lira, gerçeği 380 lira. Evet değerli dostlar, özel ilköğretim 103 bin lira, gerçeği 200 bin lira. Buradan anlaşılacağı üzere elektriğe, doğalgaza, ekmeğe, benzine, motorine, LPG'ye, ulaşıma, barınmaya, sağlığa, eğitime zam yapınca enflasyon artmıyor. Vergilere, haraçlara bir gecede %59 artışlarla enflasyon artmıyor. Ancak asgari ücrete zam yapılırsa enflasyon artıyor. Emekli maaşlarına zam yapılırsa ülke batıyor. Bu tablodan çıkan sonuç ise şudur değerli dostlar. TÜİK söylüyor yalanı, AKP harap ediyor vatanı. Evet değerli dostlar, bugün AKP iktidarına ülkenin her köşesinden disk emekli sen olarak sesleniyoruz. TÜİK eliyle enflasyonu düşürmekten, 4 işleme takla attırarak kul hakkına girmekten, işçiye, emekçiye, emekliye eza çektirmekten, zulüm etmekten vazgeçin, vazgeçin, vazgeçin diyoruz. TÜİK tarafından yıllık enflasyon oranı %71.60. Ocak-Haziran 2024 dönemini kapsayan 6 aylık enflasyon oranı ise %24.73 olarak açıklandı. Bu oran bilimsel değerlendirmelerden tümüyle uzaktır. Konfederasyonumuz DİSK tarafından açılan ve kesinleşen davanın gereklerini yerine getirmeyen TÜİK, madde fiyat listesini halen açıklamamaktadır. Dahası bu oran ne işçinin, ne memurun, ne de emeklinin yaşam gerçeğini yansıtan bir orandır. TÜİK hissedilen enflasyon oranını açıklamasa da TİSKAR'ın araştırması emeklilerin gıda enflasyonunun %93.9 olduğunu ortaya koymuştur. Ücret, maaş ve aylıklara gelir gruplarının gıda enflasyonunu dikkate almadan gerçek dışı resmi enflasyon oranlarında yapılan zamlar bugün işçilerin, emekçilerin ve emeklilerin yaşam koşullarının daha da ağırlaştıracağını göstermiştir. Açıklanan enflasyon oranları sonucunda işçi ve Bağkur emeklilerine yapılacak zam oranı %24.73, memur emeklilerine yapılacak zam oranı ise 19.31 olarak belirlenmiştir. Bu zam oranları emeklilere bir kez daha ucuz ekmek kuyruklarını işaret etmektedir. Ancak bizler DİSK emekli sen olarak onların işaret ettiği yöne bakmıyor, erken seçimi işaret ediyoruz. Aylık 10 bin lira ile geçinmeye çalışan milyonlarca emekli yıllardır açlık, yoksulluk ve sefalet içinde sağlıklarını kaybederek yaşamak için iş arayarak
nedeni olmadıkları krizlerin bedelini ödüyor. Ancak iktidar sözcüleri utanmadan, sıkılmadan hep birlikte bedel ödeyeceğimizi, birkaç ay sonra enflasyondaki düşüşle beraber alım gücümüzün kendiliğinden artacağını söylemeye cüret ediyorlar. Gelin siz de aylık 10 bin lirayla geçinmeye çalışın. Gelin siz de bedel ödeyin. Bir yanda 6 aylık resmi enflasyonun 5.4 puan altında zam alan memurların ve memur emeklileri, diğer yanda %0'lık zam oranına mahkum edilen asgari ücretliler ve kök aylığı 8 bin liranın altında olup fiilen hiçbir zam alamayacak olan işçi emeklileri ve tam karşımızda yaşamımıza kast eden işçiyi, memuru, emekliyi kuru ekmeğe muhtaç bırakanlar, onlar irademizi ve yaşam hakkımızı yok sayan bu zam oranlarının yanında mal ve hizmetlere getirilen yeni vergi artışları ile bizleri ölüm sınırında bir yaşama itiyorlar arkadaşlar. Bizleri yaşarken öldüren bu iktidara sesleniyoruz. Tüm hak ve taleplerimizi daha güçlü savunacağız. Örgütlü mücadelemizi büyütecek, iktidarın layık gördüğü ile sınırlı bir yaşamı kabul etmeyeceğiz. İnsan oluruna yakışır bir emeklilik için her alanda erken seçim istiyoruz diye haykırmaya devam edeceğiz. Başka çare yok. Halk ekmeksiz kalacak diyenlere sesleniyoruz. Halk ekmeğine, halkın sofrasında kalacak. Çare halk olacak, gidecek olan siz olacaksınız. Aydınlık bir gelecek, tasasız bir gençlik, huzurlu bir emeklilik için erken seçim çağrımızı yükseltiyoruz.